İnsanların söylediklerinin ön planda olduğu sözlü iletişimin aksine, davranışların öne çıktığı sözsüz iletişim, kimi zaman sözlü iletişimi desteklemek için kullanılırken, kimi zaman da sözlü iletişimin yerini tutar. Sözsüz iletişim bireyler arasında konuşma dışındaki araçlarla gerçekleşen iletişimdir. Sesin rengi, ses tonu, susma, sessizlik, beden dili, jest mimikler, mekan ve zaman, kılık kıyafet, sözsüz iletişim sürecine etki eden faktörlerdir. Sözsüz iletişimde kodlanan mesajlar için herhangi bir dile gereksinim duyulmaz. Sözsüz iletişimin içerdiği mesajlar süreklidir. Kişi uyuduğu anlarda bile beden diliyle mesaj iletmeye devam eder. Sözlü mesajlar bilişsel fonksiyonlara ve içeriğe hizmet ederken sözsüz mesajların etkilemeye, ilişkiselliğe ve duygusallığa ilişkin işlevleri vardır. Bu konuyla ilgili karşılaşılacak anahtar kavramlar şunlardır: Sözsüz iletişim beden dili, sessizlik, yüz iletişimi ve göz iletişimi. Bu programı izledikten sonra sözsüz iletişimin iletişim sürecindeki işlevi nelerdir? Sözsüz iletişim ve beden dili ilişkisi nasıldır? Susma nedir ve susma türleri nelerdir? Sorularına cevap bulabileceksiniz. Sözsüz iletişimin iletişim sürecindeki işlevlerini şu şekilde sıralamak olanaklıdır. Kimlik tanımlama işlevi, kişilerin giyindikleri kıyafetler, kullandıkları araç gereç ve aksesuarlar, yedikleri yemekler, içtikleri içecekler kişilerin kimliklerine ilişkin bilgi verir. Sokakta yaşadığımız herhangi bir sıkıntıya ilişkin şikayetimizi polis üniforması olan kişiye yöneltmemiz buna örnektir. Duygusal işlev, sözsüz iletişim sürecinde bedensel hareketler, jest, mimikler ve ses tonu hem kişinin içerisinde bulunduğu heyecan, korku, öfke Neşe, şaşkınlık gibi duygu durumunu yansıtır hem de kişinin iletişime geçtiği kişi ya da kişilerin duyguları üzerinde etki yaratır. Güç ve statü göstergesi olma işlevi yüz ifadesi, el kol hareketleri, jest mimikler ile beden duruşu ve hareketleri görsel göstergelerle gerçekleşen sözsüz iletişimde güç göstergeleridir. Düzenleme işlevi karşılıklı konuşma sırasında onaylama ya da reddetme, durdurma ya da devam etme anlamlarına gelen baş el ve göz hareketleri konuşmanın düzenlenmesine yardım eder. Resmetme işlevi. Sözlü iletişimi desteklemek için sözsüz iletişim aracılığıyla anlatılmak istenen vurgulanır, pekiştirilir. Çocuğun babasına, arkadaşına alınan oyuncağı anlatırken büyüklüğünü elle göstermesi buna örnektir. Karşıtlık ya da yatsama işlevinde sözsüz iletişim, sözlü iletişim aracılığıyla anlatılanları kasıtlı olarak yatsıma işlevi görür. Örneğin anne yaramazlık yaptığı için çocuğuna çok kızdığını gülümseyen bir ifadeyle söylediği anda sözel olmayan davranış sözel olanın dikkate alınmamasına neden olur. Dikkat çekme işlevinde sözsüz iletişim dikkat çekme ve etki sağlamaya yardımcı olur. Dersi dinlemeyen öğrencileri susturmak için öğretmenin kızgın bakması buna örnektir. Uyarma işlevi İletişim sırasında sözsüz iletişim aracılığıyla karşıdakine ilişkin bilgi edinmemiz olanaklıdır. Bu uyarıcı bazen esneme, baş saçlarla ya da kalemle oynama olabilir ve sıkılmanın ipuçlarını verir. Selamlaşma, tokalaşma gibi ritüellerin yerine getirilmesinde sözsüz iletişimin seremoni ve ritüelleri yerine getirme işlevi kullanılır. Bayramlarda büyüklerin elinin öpülmesi, kültürel değerlerin önemsendiğinin ve nesilden nesile aktarıldığının göstergesi olarak buna örnektir. Sözsüz iletişime ilişkin kodlamalar kültürden kültüre farklılık gösterir. Bu nedenle kültüre özgü ortak bir dil aracılığıyla iletişim söz konusudur ve bu durum sözsüz iletişimin kültürel işlevini de gösterir. Sözsüz iletişim türlerinden beden dili etkili iletişim sürecinde önemli yere sahiptir. Vücudun bütün parçalarını bir enstrüman gibi kullanmayı ifade ettiğinden beden dilini belirleyen birçok faktör bulunur. Kişiler arası iletişimde oldukça önemli olan ilk izlenimde iletişimin başlamasında ve sürdürülmesinde belirleyici olan çoğunlukla vücut tipimiz diğer bir ifade ile fiziksel görünüşümüzdür. Boy uzunluğundan göz ve saç rengine ya da kilomuzdan kıyafetlerimize kadar birçok özelliğin birleşimiyle oluşan fiziksel görünüm kişiler arası sözsüz iletişimde belirleyicidir. Amerikan psikolog William Sheldon beden yapısı ile bireylerin davranışları arasındaki ilişkiyi araştırmış ve insanları beden yapısına göre ektomorfik, endomorfik ve mezomorfik olmak üzere üçe ayırmıştır. Sheldon'a göre ektomorfik beden yapısına sahip kişiler sıska, narin, zayıf kas yapısına sahip olan sakin, ölçülü, hassas ve sanatçı ruhlu kişilerdir. Endomorfik beden yapısına sahip kişiler ise tombul ya da balık etli ve gelişmiş iç organlara sahip kişilerdir. Bu kişiler rahatına düşkün, sempatik, güler yüzlü, uysal, gevşek ve ilgi meraklısıdır. Son olarak mezomorfik beden yapısına sahip kişiler dik duruşlu, adaleli ve kalın derili kişilerdir. Bu kişilerin en belirgin karakteristik özellikleri güçlü, dominant, hırslı, hareketli ve macera perest oluşlarıdır. Sözsüz iletişimde susmanın da türleri vardır. Psikolinguistik susmada konuşmanın amaca uygun olarak istenilen yerlerinde durulur. Kısa süreli ya da uzun süreli olabilen psikolinguistik susmada amaç kaynak ve hedefe düşünme fırsatı vermektir. Etkileşimsel susma kaynak ve hedef arasındaki etkileşimle üç şekilde ortaya çıkar. Karar verme ile ilgili susma Çoğunlukla birbirini tanımayan ya da aralarında statü farkı olan kişiler arasında konuşmaya kimin başlayacağının ya da ne tür tepkiler vereceğinin belirsiz olduğu durumlarda ortaya çıkan etkileşimsel susma türüdür. Akıl yürütme ile ilgili susma, kaynağın söylediklerini kendi zihinsel sürecinden geçirip anlamlandırmaya ve yorumlamaya çalışan alıcının sessizliğidir. Denetim kurma amacıyla susma, susmanın ardından gelecek iletinin önemini vurgulamak için kullanılan konuya dikkat çekmek ve veya karşı taraf üzerinde otorite sağlamak amacıyla kullanılır. Sosyokültürel susma, iletişimin gerçekleştiği toplum ve kültürün özellikleriyle ilgilidir. Geleneksel toplumlarda gençlere büyüklerinin yanında susmaları gerektiğini öğretilmesi buna örnektir. İnsanların söylediklerinin ön planda olduğu sözlü iletişimin aksine, davranışların öne çıktığı sözsüz iletişim, kimi zaman sözlü iletişimi desteklemek için kullanılırken, kimi zaman da sözlü iletişimin yerini tutar. Sesin rengi, ses tonu, susma, sessizlik, beden dili, jest mimikler, mekan ve zaman, kılık kıyafet, sözsüz iletişim sürecine etki eden faktörlerdir. Sözsüz iletişim türlerinden beden dili, etkili iletişim sürecinde önemli yere sahiptir vücudun bütün parçalarını bir enstrüman gibi kullanmayı ifade ettiğinden beden dilini belirleyen birçok faktör bulunur. Bunların arasında jest mimikler, oturma ya da yürüme tarzımız gibi değiştirebileceğimiz özelliklerimizin yanı sıra vücut şeklimiz gibi değiştiremeyeceğimiz fiziksel özelliklerimiz de mevcuttur. Sözsüz iletişimde susmayla ortaya çıkan sessizlik, iletişim esnasında bilinçli bir yönlendirici olabilir. Susmak kimi zaman sosyalleşememenin ya da çekingenliğin göstergesiyken, kimi zamanda etkin dinleme, sorgulama, kaydetme, sinirlenme, tepki gösterme ve daha önceden yaşanmış bir tartışmanın gerginliğini vurgulama işlevi taşır. Bu programda sözsüz iletişimin iletişim sürecindeki işlevi nelerdir? Sözsüz iletişim ve beden dili ilişkisi nasıldır? Susma nedir ve susma türleri nelerdir sorularına değinildi. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi sözlü ve sözsüz iletişim ders kitabının 5. ünitesinde yer almaktadır.